Sevgili öğrencilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 6. sınıf Türkçe ders kitabımızda yer alan Aslanla Fare adlı metnin etkinlik sorularını cevaplandırmaya çalışacağız. Dilerseniz hazırlık sorularıyla başlayalım. Fable türü ve ünlü fable yazarlar hakkında yaptığınız araştırma sonucu edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Sevgili öğrencilerimiz, fable ile ilgili size bir bilgi hazırladık. Videonun bu bölümünü durdurarak defterinize aktarabilirsiniz. İkinci sorumuz, yardıma ihtiyaç duyduğunuz bir anda ummadığınız birinden iyilik gördüğünüz gibi bir anınız var mı? Varsa anınızı arkadaşlarınızla paylaşınız. Evet, var. Bir gün evden çıkarken babamın verdiği harçlığı almayı unutmuştum. Tam kantine geldiğimde simit istediğimde fark ettim ki param yanımda değil. Utancımdan simidi geri verecektim ki baktım ki Funda öğretmenim benim yerime parayı uzatmış. Anlamış durumumu. Daha sonra dışarıda ona sarıldım, çok mutlu oldum. Arkadaşlar, Aslan ile Fare fable'ını sizler okuyabilirsiniz. Dilerseniz biz sorularımıza geçelim. Metinde yer alan aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının anlamlarını metinle hareketle tahmin ederek yazınız. Pençe kelimesi yırtıcı kuş ve hayvanların tırnaklarına verilen isim. Aslan yürekli, iyi, cesur yürekli. A, iplik gibi şeylerden yapılmış gözenekli örgü. Bereket, olağandan, alışılandan çok olma durumu. Bol verim, bolluk, gürlük. İşletmek, işlemesini, çalışmasını sağlamak, çalıştırmak. İlmek, hafifçe bir düğüm yapmak. Yaman, güç beceri ya da etki için alışılmışın üstünde olağanüstü. Anlamını öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarını cümle içinde kullanınız. Arkadaşlar, pençelerini sırtıma geçirmişti. Öğretmenimiz aslan yürekli biriydi. Ağlara takılan balıklar çok güzeldi. Çok bereketli bir yıl olmuştu. Kafeyi dayım işletiyordu. İpe 3 ilmek atmışlardı. Çok yaman bir delikanlıydı şeklinde yazabilirsiniz. İkinci etkinliğimiz, aşağıdaki cümlelerde kalem kelimesine getirilen ekleri inceleyiniz. Ardından kelimeye kattığı anlamları açıklayınız. Arkadaşlar, iyilik eki benim anlamını katmış. Kaleminde iyilik eki senin anlamını katmış. Kaleminde iyilik eki onun anlamı katmış. Kalemimizde iyilik eki bizim anlamını katmış. Kalemlerinde iyilik eki onların anlamını katmıştır. Aşağıdaki cümlelerde verilen kelimeleri tamamlayınız. Sırasıyla senin, onun, sizin, benim, onların ve bizim yazılacak. Üçüncü etkinliğimiz, aşağıdaki dizilerde insan dışındaki hangi varlıkları konuşma özelliği verildiğini belirleyiniz. Arkadaşlar, Orhan Melika'nın şiirinde, fable'ında konuşturulan varlık tilkidir. Aslanla Fare fable'ında yer alan konuşturma yani intak ve karşıtlık yani tezat sanatlarının bulunduğu dizileri uygun başlığın altına yazınız. Konuşturma, bu iş kükremek de değil, kemirmek de olur demiş. Karşıtlık, ben büyük, o küçük dememeli. Aşağıdaki soruları okuduğunuz fable'dan hareketle tamamlayınız. Şair, aslan yüreklimiş o gün dizesiyle ne demek istemektedir? Şair, aslan yüreklimiş o gün dizesiyle aslanın merhametli olduğunu ifade etmektedir. Aslanın yardımına kim gelmektedir? Aslanı tuzaktan nasıl kurtarmaktadır? Aslanın yardımına fare gelmektedir. Ağı kemirerek aslanı kurtarmaktadır. Sizce fable'da anlatılanların gerçek hayatta olması mümkün müdür? Hayır, mümkün değildir. Çünkü gerçek hayatta hayvanlar konuşturulmazlar. Ayrıca bir farenin bir aslan yardım etmesi pek görülecek bir durum değildir. Şair metnin sonunda hangi ödü vermektedir? Zaman ve sabrın öfkeden daha güçlü olduğu ödünü vermektedir. Okuduğunuz fable'ın konusunu ve ana duygusunu yazınız. Fable'ın konusu aslanın iyiliği karşısında iyilik bulması. Fable'ın ana duygusu iyiliğin iyilik getireceği. Altıncı etkinliğimiz, fable'da yer alan hangi davranışlar hangi sonuçları doğurmuştur? Örneklerle açıklayınız. Fable'da yer alan iyilik, iyiliğin gelmesine sebep olmuştur. Aslanın fare yardım etmesi sonrasında zor durumu düşündüğünde farenin de aslana yardım etmesiyle sonuçlanmıştır. Yedinci etkinliğimiz, dayanışma ve dayanışmanın toplumların ilerlemesinde önemiyle ilgili bir grup tartışması yapınız. Tartışmanın sonunda vardığınız sonucu öğretmeninizin öncülüğünde raporlaştırınız. Ramazan ayı içerisinde birçok şirket çalışanına veya gücü yeten şahıslar ellerinden geldiği kadar yoksul insanlara yardımlaşmak için Ramazan paketi hazırlayarak insanlara en azından senede bir ayda olsa güzel yemekler yedirebilmek için erzak yardımında bulunmaktadırlar. Bu da milletimizin ne kadar alçak gönüllü olduğunu gösterir ve yardımlaşmayı sevdiğini gösterir. En sevdiğiniz arkadaşınıza dayanışmanın önemini açıklayan bir e-posta gönderiniz. Şöyle bir e-posta yazılabilir. Sevgili dostum Volkan, biliyorsanız sınıfımızda hasta bir öğrencimiz var.
Biz de aramıza para toplayarak ona ilaç almak istiyoruz. Bu dayanışmaya destek olursan çok mutlu oluruz. Sağlıcakla kal dostun Himmet. Barış'ın semboller hakkında araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri defterinize yazınız. Arkadaşlar Barış'ın sembolleri bunlardır. Bunları defterinize aktarabilirsiniz. Bir Dünya Bırakın adlı şarkıyı öğrendiniz. Sevgili öğrenciler Bir Dünya Bırakın şarkısını yazdık. Evvelcap.com web sitemizde de bu şarkının MP3 formatı var. Oraya da girip dinleyebilirsiniz. Değerli öğrencilerimiz bir dersimizin daha sonuna geldik. Evvelcap YouTube kanalına abone olmayı ve kanalımızı sınıftaki arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Derslerinizde ve hayatınızda başarılar dilerim. Evvelcap ailesinden saygılar, selamlar.